Ankara'nın hemen yanı başında Çankırı'nın Sayfiye kasabası Eldivan'dayız. Şahin Tepesi'nde güzel bir manzara eşliğinde doğanın kalbindeyiz. Bülbül Pınar'ın mesire alanı yeniden hizmete girdi. Kaliteli hizmet anlayışıyla ve güzel manzarasıyla Eldivan'a, Bülbül Pınar'ı mesire alanına sizleri davet ediyoruz. Bülbül Pınar'ı mesire alanı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çankırı'nın Sayfiye kasabası Eldivan'da ormanın içerisinde eşsiz manzarasıyla huzur bulacağınız Bülbül Pınar'ı mesire alanı hizmete girdi. Özel bir işletme tarafından yapılan yatırımla Bülbül Pınar'ı mesire alanı yeniden dizayn edilerek baştan sona farklı bir görüntüye kavuştu. Burası Ankara'ya çok yakın bir mesafede, 90 kilometre. Genelde müşteri portföyümüz Ankara ve Çankırı olmak üzere yoğunluk veriyor. Burada bir insanın sabahtan gelip akşama kadar eğleneceği tarzda aktivitelerimiz var. Sabah serpme kahvaltıları veriyoruz. At binicilik alanlarımız var. ATV ile orman içerisinde gezi turlarımız var. Otellerimiz şu an yapımı devam ediyor. 1 Eylül'de bitecek inşallah. 1 Eylül'de otelde konaklamalarımız olacak. 20 adet bungalovumuz var. Onun haricinde gezi alanları ve piknik alanlarımız mevcut. Biz İstanbul'dan geldik, özellikle duyduk. Temiz hava, oksijeni bol, yani böyle bir huzur veren bir yer. Manzara güzel. Yeşillikler içinde, dağın tepesinde. Yani çok güzel bir yer. Huzur veren bir yer daha doğrusu Eldivan. Eski manzarasından eser kalmayan mesire alanında sosyal donatı alanları, seyir kafe, çocuk parkı, mangalcılar için piknik alanları bulunuyor. Bülbül Pınar'ın mesire alanının en özel yerlerinden birisi de binicilik alanı. Burada atlı spor yapılmakta ve gelen vatandaşlar doyasıya at binmekte ve terapi sağlamaktalar. Atlı spor yapmak isteyenler için binicilik kurslarının verildiği mesire alanında yetişkin ve çocukların binebileceği atlar bulunuyor. Bülbül Pınar'ı mesire alanında binicilik eğitmeniyim. Atları bindiriyorum, temel eğitim veriyorum. Büyük bir mesire alanı zaten. Restorantımız var, binicilik için böyle manejlerimiz var, atlarımız var, yukarıda seyir kafemiz var. Bir sürü büyük bir alanımız. Çocuklar için etkinlik alanları, sportif aktivite olarak da kullanabiliyoruz. 7 atımız var. İkisi büyük Avrupa atı. Biri yarış atıydı, hipodromdan çıkma. Diğeri de aynı şekilde. Diğerleri daha küçük onlardan, poni tarzında. Onları da çocuklar için kullanıyoruz. Bir hamile atımız var, yakında bir tayımız olacak. O şekilde ponimiz de var, büyük atımız da var. Yetişkinler için atlarımızı, diğer çocuklar için ponilerimizi kullanıyoruz. Dileyen misafirlere restoran bölümünde yörenin organik ürünlerinden oluşan serpme kahvaltı, ızgara çeşitleri, çocuk eğlence alanları ve canlı müzik keyfiyle hizmet veriliyor. Restoranımızda serpme kahvaltımız var. 24 çeşit kahvaltımızla hizmet sunuyoruz. Kahvaltımızda Eldivan köyünde doğal ürünlerle müşterimize hizmet ediyoruz. Reçellerimiz, ballarımız, kozalak reçeli, ahududu reçeli, beyaz kiraz reçeli. Hepsini Eldivan'daki köydeki teyzelerimiz yapıyor bize. Burada şu an dağ çileği meşhur. Dağ çileği koyuyoruz. Mevsimde hangi meyve varsa efendim burada onu doğada mutfağa sloganıyla müşterimize en iyi şekilde kahvaltı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Restoran müdürü Şahin Harmancı, hijyen konusunda hassas olduklarını, mutfaklarında pişirilen ızgara çeşitlerini kendi besi çiftliklerindeki hayvanlardan elde ettiklerini belirtti. Doğa denince aklı et geliyor. Et geldiği için şu anda tavuk eti de var. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk incik. Bunun yanında efendim işte etimiz var. Dana bonfile, dana antrikot, dana kontrfile, saç korumamız var. Köftemiz de özel, etimiz de özel, kuzumuz özel, tavuk eti de hepsi mevcut. Özel efendim çiftliğimiz var. Çiftlikte günlük taze ürünlerimiz geliyor. Bir gün önce efendim marine ediyoruz etlerimizi. Ustalarımız tarafından efendim en iyi şekilde burada harika bir ortamda, harika bir doğa havasında ızgara çiftlerimiz mevcut. Akşam canlı müziğimiz var. Cuma cumartesi akşam harika bir fastır gibi söyleyeyim. Saz ekibimiz var. Hem saz hem pop hem slow efendim. Saat 8 ile 11 arası canlı müziğimiz var. Akşam ateş yakıyoruz. Harika bir görüntü için burada loş bir ortam yaratıyoruz. Mükemmel bir ortam. Doğa güzel, müziklerimiz güzel. En iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Çocuklu ailelerimiz geldiği zaman burada yemek siparişi verdikten sonra efendim yukarıda bot kızaklarımız var. Yemek çıkana kadar onlar orada bot kızağa binip eğlenebilir. Bülbül Pınar'ı mesire alanında bungalov evlerin inşaatı da devam ediyor. Tamamen ahşap malzemeden inşa edilen bungalov evler tamamlandığında bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Ankara'nın hemen yanı başında oksijen deposu Eldivan Dağı'nda doğayla iç içe dinlenebileceğiniz bungalov evlerin inşası hızla devam ediyor. 20 bungalov evden oluşan otel bittiğinde doğayla baş başa orman içerisinde VIP kalitede konaklama yapılabilecek.
Bölge turizmine büyük katkı sağlaması beklenen bungalov evlerin kısa sürede devreye girmesinin ardından mesire alanında turizmin yaz-kış sürmesi hedefleniyor. Sevgili izleyiciler, Bülbül Pınar'ın mesire alanında binicilik gibi birçok aktivitenin yanı sıra ATV safari turu da yapılabiliyor. Eldivan Dağı'nda güzel bir doğa eşliğinde böyle bir aktivitede bulunduk. Eldivan Ormanı'nda ATV safari turundayız. Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mesire alanında aileleriyle piknik yapmaya gelen şehir sakinleri renkli manzaralar oluşturdu. Şu an çok güzel olmuş. Bir renk katılmış, gelmiş. Çankırı'nın da buna ihtiyacı vardı. Daha önceki haftalarda daha bir kalabalıktı. Bayramda özellikle çok kalabalıktı ki insanlar böyle bir yere zaten ihtiyaç duyuyordu. Sabah geliyoruz, kahvaltıdan başlayıp işte öğlen sonu mangalımızı yapıp semaverimizi yapıp günü burada bitiriyoruz. İstanbul'dan geldim. Memleketimiz çok güzel, yerlerini beğendik. Piknik yaptık. Temiz çam havasını aldık, oturduk, dinlendik, gezdik. Çok teşekkür ederiz yapanlara, hizmet verenlere, devletimize, milletimize. Çok çok teşekkürler ederim. Eldivan ilçesine 5 kilometre mesafede yer alan Bülbül Pınarı mesire alanına 90 kilometre mesafedeki başkent Ankara ve komşu illerden kolayca ulaşılabiliyor.